Empirist kanalından herkese selam. Bugün sizlere gen düzenlemenin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve gelecekte insanlığı nasıl etkileyeceğini anlatacağız. Genetik mühendisliği ve CRISPR teknolojisi insanların genetik kodunu değiştirme potansiyeline sahip yepyeni bir dünya yaratıyor. Ancak bu teknolojilerin kullanımı ahlaki ve etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu videoyu izleyerek gen düzenleme tekniklerinin nasıl çalıştığını, ne tür etik sorunlar yarattığını ve gelecekte nasıl kullanılabileceğini öğreneceksiniz. Sizden ricamız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümünde düşüncelerinizi de belirtin lütfen. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Şimdi videoya geçelim. CRISPR-Cas9 teknolojisi nedir ve nasıl çalışır? CRISPR-Cas9 teknolojisi son yılların en büyük bilimsel buluşlarından biridir. Bu teknoloji, bir organizmanın genomundaki istenmeyen genleri veya hatalı genleri düzenleyerek belirli hastalıkları tedavi etmek veya bitki üretimini geliştirmek gibi çeşitli uygulamaları mümkün kılmaktadır. CRISPR-Cas9, yani Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats kelime grubunun kısaltmasıdır. Bu teknolojinin temeli, bakterilerin kendi genomlarındaki virüs DNA'larını tanıyıp kesmesi ve böylece kendilerini virüs enfeksiyonundan koruması üzerine kurulmuştur. Bu doğal savunma mekanizmasından esinlenerek geliştirilen CRISPR-Cas9, virüs DNA'sının tanınmasına ve kesilmesine yardımcı olan Cas9 proteinini kullanır. Cas9 teknolojisi, genetik mühendisliği alanında devrim yaratan bir buluş olmuştur. Bu teknoloji sayesinde insanların genlerindeki kusurlar düzeltilebilecek ve kalıtsal hastalıkların tedavisi mümkün hale gelebilecektir. Ayrıca bitki üretiminde de kullanılarak ürünlerin daha dayanıklı ve verimli hale getirilmesi sağlanacaktır. Bu teknolojinin bir diğer önemli özelliği de düşük maliyetli ve hızlı olmasıdır. Daha önce genetik mühendisliği için gereken zaman ve maliyet oldukça yüksekti. Ancak CRISPR-Cas9 teknolojisi bu süreci oldukça hızlandırmış ve maliyetini de düşürmüştür. Bu teknoloji ayrıca biyoteknoloji, tarım ve ilaç sektöründe de birçok uygulama alanı bulmuştur. Örneğin, ilaç endüstrisinde belirli kanser türlerinin tedavisinde kullanılabilecek yeni ilaçların keşfi ve geliştirilmesinde kullanılacaktır. Bununla birlikte CRISPR teknolojisi henüz tam olarak anlaşılamamış birçok riski de beraberinde getirir. Örneğin, bir genin düzeltilmesi veya silinmesi istenildiğinde yanlış bir genin değiştirilmesi veya hedeflenmeyen bir genin etkilenmesi gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu durum, sağlıklı hücrelerinde zarar görmesine neden olabilir ve hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabilir. Ayrıca CRISPR teknolojisi, genetik modifikasyonların kullanımında ortaya çıkan etik sorunlar sebebiyle de tartışmalıdır. Özellikle insan embriyolarında yapılan gen düzenlemeleri, doğal olmayan genetik özelliklerin kalıcı olarak nesillere aktarılmasına neden olabilir. Bu, insan gen havuzunda istenmeyen değişikliklere yol açabilir ve gelecekteki nesillerin sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde belirsiz bir etkiye sahip olabilir. Gen düzenleme yöntemleri ve özellikleri nelerdir? 1. Zincir bozma reaksiyonu, diğer adıyla PCR. PCR, bir DNA örneğinden spesifik bir bölgeyi çoğaltmak için kullanılan bir moleküler biyoloji tekniğidir. Bu teknik, DNA örnekleri çok küçük olduğunda veya çok eski olduğunda kullanışlıdır. PCR, örnek DNA'daki hedef bölgeyi yüz binlerce kere çoğaltarak bu bölgeye özgü DNA dizilerini hızlı ve hassas bir şekilde tespit etmemizi sağlar. PCR, genetik testlerin yanı sıra DNA klonlama ve DNA sekanslama gibi birçok moleküler biyoloji uygulamasında da kullanılır. 2. Elektroporasyon. Elektroporasyon, bir hücrenin plazmit lemalarının geçici olarak açılmasını sağlamak için yüksek voltajlı bir elektrik alanına maruz bırakılması yoluyla DNA veya diğer moleküllerin hücreye sokulmasına olanak tanıyan bir tekniktir. Bu yöntem, hücrelerin DNA, RNA veya protein gibi yabancı molekülleri içeren materyalleri içine almalarını sağlar. Elektroporasyon, özellikle bakteri ve maya gibi tek hücreli organizmaların genetik mühendisliği çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır. 3. Transdüksiyon. Transdüksiyon, bir bakteri tarafından bir diğerine gen transferi yapılmasıdır. Bakteriyofajlar, yani virüsler, bir bakteriyi enfekte ettiğinde
bakteriyofajların DNA'sı enfekte olan bakterinin DNA'sı ile birleşebilir. Bu birleşme sonucunda bazı bakterilerin DNA'sı değişebilir ve gen transferleri gerçekleşir. Bu yöntem, genetik mühendisliği çalışmalarında özellikle bakterilerin özelliklerinin değiştirilmesinde kullanılır. 4. Transfeksiyon. Transfeksiyon, bir hücreye DNA veya RNA gibi yabancı nükleik asitlerin aktarımıdır. Bu yöntem, hücre içine DNA veya RNA gibi yabancı nükleik asitlerin sokulmasına olanak tanır ve hücrede geçici veya kalıcı gen ifadesi değişiklikleri yapılabilir. Transfeksiyon genellikle hayvan hücreleri veya bitki hücreleri gibi daha büyük hücreler üzerinde kullanılır. 5. Lentiviral vektörler. Lentiviral vektörler, retrovirüslerin bir alt grubudur ve genetik materyali taşımak için kullanılır. Bu vektörler, hücrelere genetik materyali aktarmak için kullanılır ve bu nedenle genetik mühendisliği çalışmalarında sıkça kullanılır. Lentiviral vektörler DNA'ya entegre olabilir ve böylece kalıcı gen ifadesi sağlarlar. Bu özellikleri nedeniyle lentiviral vektörler özellikle hücre tedavisi ve gen tedavisi çalışmalarında kullanılır. 6. Retroviral vektörler. Retroviral vektörler genetik materyali taşımak için kullanılan bir tür vektördür. Retrovirüsler RNA genetik materyali taşıyan virüslerdir. Retroviral vektörler hedef hücrelerin içine genetik materyali aktarmak için kullanılır. Bu vektörler, hedef hücrenin DNA'sına entegre olabilir ve böylece kalıcı gen ifadesi sağlarlar. Retroviral vektörler, özellikle gen tedavisi ve hücre tedavisi çalışmalarında kullanılır. Bu yöntem, genetik mühendisliği çalışmalarında da sıkça kullanılan farklı bir tekniktir. Her bir teknik, farklı uygulamalar için farklı avantajlar sağlar. Örneğin, PCR, hedef bölgeyi hızlı ve hassas bir şekilde çoğaltırken, elektroporasyon, bakteriler ve mayalar gibi tek hücreli organizmalara gen transferi yapmamızı sağlar. Lentiviral ve retroviral vektörler ise kalıcı gen ifadesi sağlayarak gen tedavisi ve hücre tedavisi çalışmalarında kullanılır. Gen düzenleme yöntemlerinin uygulama alanları. 1. Tıp alanında kullanımı. Gen düzenleme yöntemleri tıp alanında kullanıldığında İnsanlarda kalıtsal hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Bu hastalıkların bazıları genetik mutasyonlardan kaynaklanır ve gen düzenleme teknolojileri bu mutasyonları düzeltmek için kullanılabilir. Örneğin, beta talasemi gibi kalıtsal bir kan hastalığı gen düzenleme yöntemleri kullanılarak tedavi edilebilir. 2. Tarım alanında kullanım. Gen düzenleme teknolojileri tarım alanında da kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, bitkilerin genlerinin düzenlenmesi yoluyla bitkilerin daha dayanıklı hale getirilmesi veya daha fazla verim elde edilmesi için kullanılabilir. Örneğin, gen düzenleme teknolojileri kullanılarak bazı bitkilerin daha uzun ömürlü hale getirilmesi veya daha fazla besin değeri kazandırılması mümkündür. 3. Biyoteknoloji alanında kullanımı. Gen düzenleme teknolojileri biyoteknoloji alanında da kullanılmaktadır. Bu teknolojiler özellikle yeni ilaçların geliştirilmesinde ve biyolojik üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Örneğin, birçok kanser ilacı gen düzenleme teknolojileri kullanılarak üretilmektedir. 4. Biyolojik araştırmalar alanında kullanımı. Son olarak, gen düzenleme teknolojileri biyolojik araştırmalar alanında da kullanılmaktadır. Bu teknolojiler özellikle gen işlevleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılmaktadır. Örneğin, bir genin işlevi hakkında daha fazla bilgi edinmek için gen düzenleme teknolojileri kullanılarak o genin işlevi değiştirilebilir ve sonuçlar gözlemlenebilir. Gen düzenleme çalışmaları ve etik algısı. Gen düzenleme çalışmaları potansiyel olarak etik sorunlar doğurabilen önemli bir araştırma alanıdır. Bu teknikler, özellikle insan genleri üzerinde yapılan çalışmalar birçok etik sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle gen düzenleme çalışmaları sıkı etik kurallar ve düzenlemeler ile yönetilmektedir. Birçok ülkede gen düzenleme çalışmaları, bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları etik açıdan değerlendiren komiteler tarafından düzenlenir. Bu komiteler, gen düzenleme çalışmalarında kullanılan tekniklerin ve yöntemlerin insan sağlığına ve çevreye zarar verip vermediğini değerlendirirler. Ayrıca,
Gen düzenleme çalışmaları sırasında kullanılan materyallerin, özellikle insan embriyoları ve fetal dokuların kullanımı gibi konularda da sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Bu çalışmaların ticari amaçlarla kullanımı da birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. Bu tekniğin kullanımı, özellikle genetik hastalıkların tedavisinde kullanılmaları durumunda maliyetli olabilecekleri için toplumsal adalet açısından da önemli bir konudur. Bu çalışmalar sırasında bilim insanlarının şeffaf bir şekilde iletişim kurmaları, kamuoyunun farkındalığını artırmaları ve etik araştırmalarına katılmaları önemlidir. Bu sayede gen düzenleme çalışmalarının toplum tarafından daha iyi anlaşılması ve kabul edilmesi mümkün olabilir. Sonuç olarak gen düzenleme çalışmaları insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden sıkı etik kurallar ve düzenlemeler ile yürütülmelidir. Bilim insanları gen düzenleme tekniklerinin kullanımı ile ilgili her türlü etik sorunu dikkate alarak bu teknikleri insanların faydasına kullanmayı amaçlamalıdır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve tartışmaya katılmak isterseniz yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımızda daha birçok ilginç konu ve bilimsel keşif sizi bekliyor. Eğer henüz yapmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Empirist saygıyla sundu.